Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, size bugün bir tane model hazırladım. Modelimiz şu şekilde. Çok güzel bir model yapımı da bir o kadar kolay bu sefer bu modelde aparat yok arkadaşlar tüm modellerde artık sizin de biraz sıkıldığınız ara ara bazı modellerde aparatsız olsun dediğiniz şöyle aparatsız bakın yuvaları zincir çekerek hazırladım siz sıkılmayasınız diye şöyle biraz ara verdik Evet modelim çok güzel çok da zarif bir model ortası fıstık değil arkadaşlar ama fıstık görünümlü trabzanlarımız ortadaki beyaz yuvalardan bahsediyorum. Şuradaki onu da şimdi modelimizde nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş Öyle çıtı pıtı yine zarif bir model hazırladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yaprağımızın yapımıyla başlayalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. 1 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. Hemen yandaki boş olan tığ battıya girdim. Bu şekilde 2 2 alarak trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Hemen bakın kirpiksiz bu şekilde trabzanları hazırladım. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım yandaki yuvanın içine girip 2 2 aldım 8 veya 9 tane buraya zincir çekelim ters çevirelim bu boş bıraktığımız kirpiksiz olan trabzanımızın tepesine şöyle bakın sık iğne ile sabitliyorum buraya 8 zincirden bir yuva yaptık 1 2 zincir düz yüzüne döndüm bir defa doladım ve yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım. Yaprağımız kirpiksiz. 1 2 ve 2. 3. trabzanım. Şöyle 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 alarak 3 seferde çıkardım. 4. tırabzanımızı yapmış olduk. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 5 seferde 1 2 2 ve 2 Evet sonuncu trabzanımızı bir olarak aldık bu şekilde birden başlayarak şöyle 4 zincirimi çektim hemen kapatıyorum buraya geri kalan kısma da 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5 Altıncıyı hemen ana yuvada yaparak yaprak işlemini bitirdim. Yaprağımız bu kadar arkadaşlar. 4 tırabzan ve sonuncu 5. tırabzana da 5 tane sık iğne yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak 3 seferde aldığım bir tırabzan yaptım. 4 zincir. Ters tarafına çevirdim bu tırabzanı. Tersinden buraya 4 zincirden bir tane yuva hazırladım. Yine 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Düz yüzüne döndüm. Buralara yuvalar hazırlayacağız. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bu 4 zincirli yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 olarak aldım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı bu 4 zincirli yuvadan 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 3. yuvam. Tekrar 2 zincir bir defa doluyorum ve yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bacaklarını çok kısa yapmaya çalışıyorum. Bakın yuvalar Normalde bunları size hani aparat olarak veya hatta örümcek olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Bu şekil artık farklı bir olsun diye zincirden hazırlıyoruz yuvayı. Yine başında olduğu gibi sonunda da 4 zincir çektim. 4 zincirden şöyle bir tane yuva hazırlıyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 4 zincirimi ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi bu 3 zincir dalım olacak. Şöyle yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Evet, dalım ve çiçeğimin yuvaları hazır. Şimdi bu yaprağın aynısından buraya yapalım. Bir defa doladım tığımı. Şöyle 2, 2 olarak aldım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 tane trabzanım var bakın. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 sırayı takip ederseniz çok kolay arkadaşlar başta 2 2 sonra 1 2 3 şimdi de 2 2 ve şimdi son olarak yine birden alacağım yani şu alım işleri ya tekli oluyor ya çiftli sırayla 2 2 bu da 5. trabzanım şimdi 1 2 3 4 zincir kapattım trabzanımı geri kalan trabzana 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım yine bu ana yuvaya da bir tane girelim 6. sık iğnemizi yaprak işlemini bitirdik şöyle bir İki tane zincir çektim. Hemen bakın. Buraya trabzan yapmıştık. Buraya kapatalım. Hem de bu yuvayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir iki zincirimi çektim. Bir defa doladım tığımı. İki iki olarak aldım. Şimdi dört zincir. Arası yapıyoruz. Kapattım dört zinciri. İki zincirimi çekip buraya kapatıyorum. 1 2 zincir hemen bir defa tığımı doluyorum 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir trabzanımı kapattım 2 zincir hemen sabitledim 1 2 zincir Evet bu trabzandan buraya arkadaşlar bu şekilde 5 tane yapacağız sonra bu gösterdiğim yaprak ve yuva yaparak çimeni bu şekilde devam edecek. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar beyaz kısmına. Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, ilk yuvanın içine bakın buraya 4 zincirle yuva hazırlamıştım ilkini. Değerin ikişer zincir hazırladığımız yuvanın içine sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. 1 iki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum bakın 1 2 2 seferde aldım bir trabzan yaptım Son iki ilmek tığımda yine bir defa doladım hemen yuvanın içine gireyim 1 2 bakın 3 tane buraya trabzan yaptım ve üçünü birden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım aynı şekilde sıradaki yuvanın içine şöyle bir şöyle iki alarak bir tane trabzan yaptım yine bir defa tığımı doluyorum buraya yuvanın içine girip ilmek alıyorum 1 ve 2 sonuncu ilmeği tığımda bırakıyorum çekmiyorum yine bir defa doladım yuvanın içine girdim şöyle bir şöyle iki Bakın tığımda 4 tane bu şekilde ilmek var. Dördünü birden kapattım sık iğne ile 8 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım hemen. Yuvamın içine giriyorum. Bu yeşil yuvaya girdim. Şöyle bir şöyle iki Tığımda iki tane ilmek var. Yine bir defa tığımı doladım. 1 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle bir şöyle iki üç tane trabzan olunca tüm ilmekleri bakın hepsini birden işte arkadaşlar demin dediğim fıstık görünümlü bu şekilde daha önce gösterdiğim fıstık yapamayan veya düzgün düşüremeyen arkadaşlar bu şekilde fıstık görünümü verebilir Evet şimdi 8 tane zincir çekiyorum 8 bir defa tığımı doluyorum hemen yandaki yuvaya şöyle bir şöyle 2. Tığımda 2 ilmek var. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 1, şöyle 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 1 2. Hepsini birden kapattım. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Bir defa tığımı doladım. Hemen sonuncu bakın. 4 zincirle aşağı indim. sonuncu yuvam. 1, 2. Gerisi tığımda. Yine tığımın başına doladım. Yuvaya giriyorum. 2 seferde. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girip 1, 2. Evet şimdi arkadaşlar şöyle Tığımda yine 4 tane ilmek var. Dördünü birden buraya kapattım. Şöyle bir zincir çektim. İpimi koparıyorum. Evet, beyazla işimiz bitti bakın. Şimdi kırmızı renkle buraya 4 tane de yuva olmuş. 5 fıstık ve 4 tane de yuva hazırlamış olduk. Hemen iplerimi yakıp kırmızı ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ipimizi tığımıza tutturduk. Şöyle zincir çekerek şimdi bu yaprağımın ucundaki bu dört zincirli tomurcuktan sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. Hemen bir zincirimi çektim dibine. Bu zincirimi bu yaptığım beyaz yuvanın içine, bakın, sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle en dip köşesine sabitledim ve üzerine iki tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip şöyle sık iğne yapıyorum, sahte sık iğne. Yine iki zincir yuvaya girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçtim. Bakın. Şöyle iğne oyasındaki gibi zarif bir kirpikleriniz olsun istiyorsanız bu şekilde tığ oyasını iğne oyasına benzetebilirsiniz. Yuvaya girdim, ilmek aldım, sık iğne yaptım ve iki zincir. Aynı şekilde yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum, sık iğne yapıyorum. Şöyle yaptığım bol. He, bir de ben kamerada arkadaşlar görebildiğim kadarıyla yapıyorum. Buraya 7 tane bu şekilde ikişer zincirden sahte sık iğneli bu şekilde e, sık iğneler yapıyorum. 5 oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirin altından girip sık iğne yapıyorum. 2 zincir hemen yuvadan girdim bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçtim üzerine bir zincir çekerek sık iğnemi otutturdum. Şimdi bu 7 tane yapıyorum demiştim arkadaşlar. Aldığı kadarıyla. Şöyle hiç zincir çekmeden bakın direkt sık iğne ile buraya geçtim. 2 zincir hemen yuvanın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2 zincir yuvanın içine girip sabitledim. 2 zincir bu şekilde yeddi tane yapacağım. 4 oldu. Şimdi bunu şöyle tırnağımla geriye alıp buraya 3 tane daha yapacağım. 2 zincir. Bu 5. Şöyle 6 ve 7. Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Sonuncu yuvamın içine de girdim. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. İki zincirimi çekiyorum. İlmek alıp tığından geçiriyorum. Üzerine bir zincir, bir zincir daha iki zincir. Ilmek aldım. İl Tığındakinden geçirip bu şekilde. Buraya da yedi tane yapacağım. Üç. Şöyle dört. Beş. Hemen çekelim. 6 sıkı sıkı da yapabilirsiniz arkadaşlar canınız nasıl isterse ileri ileri böyle gidip bakın şöyle tırnağınızla geride çekebilirsiniz Evet sayımız 2 4 6 7 olmuş sonucu yuvamıza da girelim sonuncu yuvamıza da aynı şekilde ikişer zincirli 7 tane buraya kirpik yapalım bakın, bu bir iki zincir iki 2 zincir 3 şöyle 2 zincir 4 5 6 sonuncu yuvamıza da bu şekilde yapıyoruz 7 tane oldu Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya trabzan şey tomurcuk olarak yaptığımız 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ve koparıyoruz. Hemen ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Kalıp gibi hemen kırmızı ipleri biraz arkaya çekmeden yakmışım arkadaşlar. Onu siz arkaya çekin. Hemen bakın getirdim hiç kalıp gibi Iı, trabzandan fıstığımız olduğu için fıstıklarda yamulma filan yok bakın arkadaşlar kalıp gibi yaptığımız çektiğimiz gibi duruyor ütüye de çok güzel gider bakın şöyle arka tarafından şöyle bir bakın arkadaşlar çok güzel bir kalıp gibi ütüye giden bir model oldu evet yine arkadaşlar şöyle çözünürlük ikisini göstermem mi istemiyor acaba <laughs> evet siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu beğeni ve yorumlar YouTube'da önermelerde ön plana çıkmasını sağlıyor videoların. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.